Evet, teoride durum bu. Şimdi pratiğe bakalım. Sokağa çıkma kısıtlamasında stoklar tükenip dolaplar boşalınca birçok kişi markete, pazara koştu bugün. En çok sebze meyve satıldı. Alışveriş yoğunluğu artınca sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi yine. Limon, birazcık meyve. Kısıtlama olunca tabii ki birikti. Çok iniliyor. Mecburen alışveriş durmuyor. Buzdolabını doldurmak için alışveriş yapacağız. Kalabalık. Sokağa çıkma kısıtlaması bitti ama ihtiyaçlar da birikti. Dolabı boşalan alışverişe koştu. İhtiyaçlarımız var. Mecburen geliyoruz, alıyoruz. 4 gün boyunca evde kalınca stoklar da tükendi. Haliyle marketler, pazarlar açılır açılmaz alışverişe akın etti. Herkes bu durumda kalabalık da arttı. Bakın, zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Yer küçük, nasıl sığacaklar? Uyarmanız her yerde böyle, bir avcılarda değil ki tatlım. Kıyafet biraz daha bekleyemez miydi efendim? Acil ihtiyaç değil, doğru söylüyorsunuz. Ama geldim bir eşofman bakayım, bir de tişört bakayım diye, o kadar yani. Alacaklarım belli, hızlıca alıp çıkacağım zaten. Marketlerde de en çok sebze meyve alışverişi yapıldı. Patates, soğan, taze fasulye, domates, salata, onlara ihtiyacım oldu. Kısıtlama bitti, kendimizi sokağa attık ama bir de ne görelim? Buzdolabımız bozuldu. Şu anda buzdolabı alıyoruz. Bir de buzdolabını doldurmak için alışveriş yapacağız. Hangisini yapalım bilmiyorum. İçini mi dolduralım, dışını mı? Kasaplarda da yoğunluk vardı. Yemeklik, kıyma, et ya da tavuk almak isteyenler temel ihtiyaçlarını almak için kasaba geldi. Hepimiz evdeyiz. Yiyiciler hep evde oturuyor. Ben şu an et almaya geldim. Çok fazla tüketim oluyor. Abla, şöyle bir...